Bir de siz işte kendi çocuklarınıza, ikiniz de birer tane annesiniz. Çocuklarınız var ve çocuklarınızla bir ekip oluşturdunuz. Onların da kendi aralarında Kur'an çalışması yapmasını sağladınız. O hususta da neler yaptığınızı bir anlatın. Ondan sonra çocuklara sorular soralım. Bakalım ne hale gelmiş. Çocuklar da buradalar. Evet. Hocam dediğim gibi ilk başta çok tartışmalı geçtiği için bir şey yapmadık pek, yani haftada bir kere ders yapıyorduk. Elhamdülillah şu anda haftada 3 kere ders yapıyoruz, tefsir grubumuz var. Yani 2 gündüzlü dersimiz var, bir de gece yapıyoruz, akşam yapıyoruz. Yani haftada 3 kere tefsir dersi yapıyoruz. Artı bir de çocuk grubumuz var. Kendi tefsir grubunda ders yaptığımız arkadaşların çocukları var işte. Bunlara da bir grup kurduk. İşte onlara Yusuf suresini önerdik. Başladılar, bitirdiler. Şimdi de onlara biraz soru cevap yapalım. Bakalım yapabilecekler mi? Evet, şimdi yani şimdi bunlar Yusuf suresini bitirdiler. Bitirdiler hocam. Bakalım şimdi önce bir kendi isimlerinizi bir söyleyin bakayım. Evet, adını söyle. Sen Asiye Hanım'ın kızısın, hadi. Hicret. Soyadın yok mu? Hicret Yerli. Tamam. Evet, şimdi sen de söyle bakayım. Gel, adını söyle. Ahmet Yasin. Akgül. Tamam. Sen de Esma Hanım'ın oğlusun, değil mi? Ha, tamam. Şimdi sen de oradan konuş. Ben de Sümeyye Sen de Sümeyye Yerli. Tamam. Şimdi o ekibin 3 kişisi burada. Kaç kişilik bir ekipsiniz siz orada şeyde? yani kalabalık biraz. Kalabalıksınız. İnternet üzerinden yapıyorsunuz, değil mi dersleri? Kalabalıksınız. Herkes kendi evinden katılıyor. Çok internete büyük bir nimet. Evet hocam, iyiye kullanırsak gerçekten öyle. Ankara'dan katılan var mesela. Bir tane de. 10 kişisiniz. En büyükleri de sensin, değil mi? Hepsinin büyüğü. Sen kaç yaşındasın söyle? 11 yaşında. Sen? 9. Sen? 8,5'ta. 8,5. 9'a gittim. 9'a yaklaşıyorsun. Tamam. Çok güzel. O zaman siz bunları şey yaptınız. Siz bunlara birer tane soru sorun bakalım. Ben de gerektiği zaman sorarım. Mesela hangisini soracaksınız? Önce başkanlarına sorun isterseniz. Evet, Hicret Hanım. Şimdi Yusuf suresinden birkaç soru hatırladık. Soralım bakalım bilebilecekler mi? Birinci soru, Yusuf suresi nerede inmiştir? Kaç ayettir? Mekke'de inmiştir. 111 ayettir ve Kur'an'ın 12. suresidir. Aa, maşallah. Peki başka? İkinci soru olarak Hazreti Yusuf'tan almamız gereken örnekler nelerdir? Kime soruyorsun? Ahmet'e. Tamam. Evet. Almamız gereken Ne diyor ders. Allah? En büyük örnek diye anlatıyor. Değil mi? Yani neyin hoşunuza gidiyor? Senin en çok ne aklında kalmış? Sabırlı olmamız gerekir mesela. Mesela Yusuf sabretti. Allah'tan umudunu kırmadı. Sonra kuyunun dibinden ta hükümdarlığa kadar çıktı. Aferin, bak ne kadar güzel anlamış. Hükümdarlığa kadar çıktı, değil mi? Ne oldu? Mısır ülkesinde kuyunun dibinden Mısır ülkesinin tüm ekonomisinin başına geçti, değil mi? Ondan sonra peki babası ve kardeşleri ne yaptı? Babası ve kardeşleri onun önünde eğildi valla. Ya, karşısında eğildiler. Evet, gene başka. Başka almamız gereken ders Sümeyye. Evet, Sümeyye, sen hangi ders alıyorsun? Almamız gereken ders deyince Yusuf suresinde sen neler alıyorsun? Yusuf, Hazreti Züleyha, Züleyha, Hazreti Yusuf'la beraber nikahsız evlenmek istiyordu gizlice. Hazreti Yusuf da onun şey... Boş. Yusuf ne yapıyor? Yusuf da onun aksine zindana girmeyi tercih ediyor. Yani yani günah işleme yerine zindanı tercih ediyor, değil mi? Ondan sonra ne oluyor? Başarılı olan kim oluyor? Yusuf oluyor. Yusuf Aleyhisselam oluyor, değil mi? Peki zindana girdikten sonra zindandan çıkınca nereye gidiyor? Çıkınca yani
süreçte. Metin dediği gibi takviyeden hükümdarlığa kadar. Ya bak, yani hapishaneden hükümdarlığa kadar çıkıyor, değil mi? Tamam. Peki. Diğer sorular. Allah'ın hangi elçisine rüyayı yorumlama kabiliyeti vermiştir yani Allah? Hazreti Yusuf'a vermiştir. Evet, sen mi söyleyecektin? Söyle bakalım. Mesela hangi rüyayı nasıl yorumladı? Yani mesela 11 gezegen ve ay ve güneşin onun önüne eğilmesi. Yani babasının, annesinin ve kardeşlerinin önünde inmesi mesela. Yani o da ne görmüştü Yusuf Aleyhisselam rüyasında? Rüyasında 11 gezegenin ve ayın önünde eğildiğini. Rüyasında gördü. Evet. Peki o rüya nasıl çıktı? O rüya... Yani 11 gezegen kim oldu? Kardeşleri. Kardeşleri. Hocam bence bundan bahsettiğin için ki bununla ilgili bir soru da yazmıştı. Tamam, dur bakalım şuraya cevabını versin de. Ondan sonra güneş ve ay kim oluyor? Güneş babası olur, ay da annesi olur. Annesi babası ve 11 tane kardeşi karşısında saygıyla eğilince o rüya ne yapmış oluyor? Gerçekleşmiş oluyor. Gerçekleşmiş oluyor. O zaman istersen şey yapalım, hicrette diğer rüyayı anlatsın. İkinci diğer rüyası neydi? Kralın rüyasını. Yani kralın rüyasını şey yapıyor. Yorumluyor. Nasıl? Ne diyor Kur'an'ın rüyasında? Ne var? 7 tane zayıf inek, 7 tane besin ineği yiyor. Sonrasında da 7 tane yeşil başak, başka kuru başak. 7 tane de kuru başak geliyor. Peki Yusuf Aleyhisselam onu nasıl yorumluyor? 7 yıl kıtlık ve 7 yıl işte bolluk. Yani 7 yıl kıtlık olacak, 7 yıl da rahatlık olacak diyor. Oluyor mu? Oluyor. Oluyor. Bu kimin rüyası? Kralın. Kralın rüyası. İyi, tamam. Peki. Sen de söyleyeceğin var mı rüya konusunda? Tamam, peki. O zaman devam edelim. Yusuf Aleyhisselam hapisten kurtulacağını düşündüğü kişiye ne demiş? Ve sonra ne olmuş? Evet, hapiste birisi de rüya görmüştü hapiste. Hani İki arkadaş, evet. Neydi, hatırlıyor musun? Aslında soruyor, Ahmet'e soracağım. Tamam. Ben cevaplayayım. Cevapla. Yusuf. Yusuf aralarından kurtulacağını düşündüğü kişiye benim kralın yanından bahset dedi. Ancak şeytan onu bahsetmeyi unutturdu da Yusuf birkaç yıl daha hapiste kaldı. Tamam. Peki sonda? Sonda en son kral rüyasını anlatınca önemli bir kişi dedi. Önemli bir kişi de. Kralın rüyasının şeyini yapınca, yorumunu yapınca, o kralın rüyasının yorumunu Yusuf'un yapacağını kim söyledi? Hapisten kurtulan mı söyledi? Evet. Demek ki gene faydası oldu yani. Hapisten kurtulan geldi, Kur'an'ın rüyasını hapishanede Yusuf'a anlattı, değil mi? Ama bu yanlış. Ne yanlış? Bir kere bizim her zaman Allah'tan umut beklememiz gerekir. Başka bir yani. Başkasından, yani Yusuf Aleyhisselam'ın Allah'tan başkasından umut beklemesi yanlış. Yani bizim Allah'tan umut beklememiz lazım. Bak, bu yaşta bu kanaate varmak ne kadar güzel yani. Peki senin söyleyeceğin bir şey var herhalde. Söyledi, tamam. Peki başka soru? Kardeşleri Yusuf'u neden kıskanmışlardı diye sorsam Sümeyye. ya da işte Yakup Aleyhisselam Yusuf Aleyhisselam'a rüyanı kardeşlerine anlattı mı? Çünkü demesenin kardeşleri sebebi. Yusuf'a yeni bir oyun kurabilirlerdi diye. Başka? Oyun kurdular mı? Kurmadılar ya. Nasıl kurdular? Nasıl kurmadılar? Anlat o zaman, kurdularsa. Nasıl kurdular mesela? Yani onu babasından istediler. Tabi babası şüphelendi, pis izin vermedi. En sonunda bir şekilde kabul etti. Ve onu koyunun görünmeyen bir yerine koydu. Koydular. Evet. Ondan sonra da ne dediler? Yusuf'u kurt yedi dediler. Yusuf'a ait olmayan bir kanı
Karı gömleğini bulup götürmüşlerdi de. Kurt yedi dedi. Evet. Evet. Ama bir de yırtmaları lazımdı gömleği. Hı? Gerçekçi olsun diye yırtmaları lazımdı. Gömleği ondan almışlardı. Peki Sümeyye, Allah-u Teala ona niye yalancı kan diyor acaba? Çünkü yalancı kan demesiniz. Yusuf'un kanı demişlerdi ama Yusuf'un kanı olmadığı için yani böyle yalandan bir kan sürmüşler. Yusuf'un kanı olmadığı için. Olabilir. Nasıl böyle bir kanata varmış hani Hazreti Yakup hicret? Yani o kanın Hazreti Yusuf'a ait olmadığını nereden bilmiş? Gömlek yırtılmış mı? Hayır. Onu bilmiyorum ama çünkü şey... Yani yırtılmamış. Bence yırtılsa geçecekler, sorar mısın lan ne bunu? Yani hani gömleğe kan bulaşmış Yakup Aleyhisselam da inanmamış. Yalancı kan diyormuş mesela. Çünkü işte. Yakup Aleyhisselam ilk Yusuf'u göndermek istememiş. Demiş ki onu kurt yemesinden korkuyorum. Hazreti Yusuf'un kardeşleri de bundan bahane kurmuşlar. Hazreti Yusuf'un kanı demişler. Kurt yedi demişler değil mi? Yani gömlek yırtılı olmadığı için hani ölmediğinin, onun kanının olmadığını. Zaten ölmeyeceğini de düşünür. O rüyadan dolayı ölmeyeceğine de inanır tabii. Evet. Büyük bir olmayacaksa rüya da göstermesinler. Allah rüya göstermez yani. Yani kadınlar ellerini neden kestiler hicret anlatabiliyor muyum? Hanım onlara meyve verdi, meyve bıçak. Sonra Yusuf'u çağırdı. Onlar Yusuf'un güzelliğine bakmaktan meyve yerine ellerini kestiler. Meyveyi kesecekten elleri kestiler. Çok güzel. Evet. Yusuf Aleyhisselam'ın rüyası gerçek olmuş mu Sümeyye? Yıllar sonra gerçekleşmiş. Yani Yusuf'un çocukluğundan büyüklüğüne kadar bir zaman süreç içerisinde gerçekleşmiş. Nasıl gerçekleşmiş? Yusuf'un rüyasında bir gezegen ve güneş ve ay ona secde ediyordu. Yani neyi temsil ediyor yani 11 yıldız, ay, güneş? Ahmet cevaplamış lan hoca. Neyse ben tekrar söyleyeyim. Yıldız, 11 yıldız Yusuf'un 11 kardeşine temsil ediyor. Güneş annesini, Ayda babasını. Evet, şimdi onlar ne yapıyor? Karşısında saygıyla eğiliyorlar. O da rüyası çıkmış oluyor değil mi? Yani herkes Yakup Aleyhisselam'a işte Yusuf Aleyhisselam'ın öldüğünü söylerken Yakup Aleyhisselam ölmediğini söylüyor. Bunu neye dayanarak söylüyor Ahmet? Bilmiyorum. Ya hayır, o rüya daha ya içinde bir his var. Hem rüyasına dayanıyor hem de içine bir his de var. Yani Allah haber vermiş. Tamam, diyeceksin. Tamam, bunu al. Oradan söyle hadi. Zaten Yakup Aleyhisselam diyor ki Yusuf Aleyhisselam ayetinde ben sizin bilmediklerinizi bilirim. Onların bilmediği şey de Yusuf'un ölmeyeceği. Yani rüyasının gerçekleşeceği. Tamam. Aferin. Tamam. Bir de önemli bir şey var. Züleyha'nın, yani biz Züleyha diyebiliyoruz ağız alışkanlığı. Kadının akrabalarından bir kişi hani suçlu Züleyha mı ya da Yusuf mu derken nasıl tespit oluyor bu? Yani Yusuf'u suçluyor Züleyha. Evet. Bir tane akrabası gelip diyor ki gömlek arkadan yırtılmışsa... Kimin gömleği? Yusuf'un gömleği arkadan yırtılmışsa Züleyha suçlu, Yusuf suçsuzdur. Ama önden yırtılmışsa Züleyha suçlu, Züleyha suçsuz ve Yusuf suçludur. Neden? Çünkü eğer Yusuf Züleyha ile beraber olmak isterse yüzü ona doğru dönük olur değil mi? O zaman o da onun eteğini önden çeker, elbisesini önden çeker, oradan yırtılır. Ama eğer Yusuf kaçıyor da Züleyha arkasından gidiyorsa arkadan yırtılır. Ondan sonra bu ne oluyor bu şahsın hiç bilir görmeden söylediği söz? Bilir kişi şahit. Bilir kişilik oluyor değil mi? Evet. Ama bu çok, yani Kur'an-ı Kerim'in çok önemli bir hususu. Hemen fark etmişler bunları maşallah. Yani adam hiç görmeden bunu anlatıyor.
Onlar da o şahısla diyor ki, bu konuda uzman olan kişi diyor, gidin bakın Yusuf'un gömleği önden mi yırtılmış, arkadan mı? Arkandan yırtılmışsa demek Yusuf kaçarken Züleyha çekiyordu. O Yusuf haklı. Önden yırtılmışsa Yusuf onu elde etmeye çalışırken Züleyha engel olmaya çalıştı diye bir bilirkişilik yapıyor, değil mi? Ve bu da bir bilirkişi raporu oluyor. Bilirkişi raporuna göre hüküm verilebiliyor. Hocam yani lütfen hocam, kimse kimsenin sözünü kesmesin. Tamam. Peki, devam etmek istediğin şey varsa söyle. Siz de birkaç Ahmet'e sorun. Yani burada şeylerim yok. Yusuf Aleyhisselam, yani Yusuf suresiyle ilgili. Olsun, siz sorun. Yani burada yok, aklımda şu anda yok. Burada hiç kalmadı. Siz de iki üç... Mesela Yusuf Aleyhisselam kardeşini yanında tutmak için neler yaptı? Kardeşinin yani kendi su kabını kardeşinin erzak çuvalına koymuştu. Ondan sonra ne dedi? Ondan sonra bir tellal Yusuf'un kardeşinin kervanına şöyle bağırmaya başladı. Ey kervancılar, siz hırsızsınız, hırsız diye bağırmaya başladılar. Onlar da dedi ki, neyinizi kaybetmiş durumdasınız? Tellal dedi ki, biz kralın su kabuğunu kaybetmiş durumdayız. Kervan dedi ki, biz buraya bozgunculuk yapmaya veya hırsızlık yapmaya gelmedik. Bunu siz de iyi biliyorsunuz. Tellal şöyle dedi, eğer siz yalan söyleyen kimselerdensiniz. Bunun cezası ne? Peki bunun cezası nedir? Tellal cezasını söyledi ve cezası kim hırsızlık yaparsa hırsızlık yaptığı kişinin malını çaldığı kişinin hizmetçilik yapıyordu. Ona alık koyuyordu. Tamam. Ondan sonra ne yaptılar? Ondan sonra arattılar. En büyük kardeşten en küçük kardeşe kadar yaptılar ve en sonunda buldular. Sonra ancak Yusuf kardeşini alık koyamazdı ama niyetini de aldı. Peki o küçük kardeşine daha önce söylemiş miydi? Bak olacaklardan üzülme falan diye. Evet, öyle demiş. Önce kendini tanıtmıştı. Diğer kardeşleri tanımamıştı Yusuf'u. Tanıtmıştı evet. Bu kendini küçük kardeşine. O kardeşin adı ne? O kardeşin adı neydi? Ha, Bünyamin. Bünyamin, ha. Bünyamin'e kendini tanıttı. Bak ben senin kardeşinim dedi. Seni burada tutmak için bir takım şeyler yapacağım. Sakın üzülme dedi. O da üzülmedi, değil mi? Hatta kalacaklar gece herkes ikişer kalmıştı. Ancak Bünyamin fazla kalmıştı. Yusuf da o yalnız kalmasın diye ya kendi odasına almıştı ve gizlice plan kurmuşlardı. Tamam. O planla Bünyamin'i yanında tutmuş oldu, değil mi? Demek ki bazı planlar da kurulabilirmiş problem çözmek için. Hocam. Söyle. Yok, orada söz mesela nasıl, sen anlat onu bakayım. Hocam Yusuf demiyor ki o Kur'an kabını çalmış, diyor ki orada bulunmuş mesela. Burada bu yok, ortada yok. Onu kim bağırıyor onu? Oradaki görevliler bağırıyor, değil mi? Ondan sonra o kendisi yalan söylemiyor ama oradaki görevliler de yalan söylemiyor. Fakat o oyunda ne olmuş oluyor? Yusuf kardeşini yanında tutmuş oluyor. Yani problem. Bunların bir itirazları vardı Hicret'in. Hazreti Yusuf niye demiş ben ikram edenlerin en iyisiyim diye. Sanki orada kendisini övmüş olmaz mı diye sormuştu. Yapıyor işte. Ya göreceksin diyor yani. Benim çok iyi bir iyilikte bulunduğumu göreceksin. Görüyor işte orada. Yani orada çünkü tüm devletin şeyler onun elinde. İmkanları onun elinde. Ekonominin başına geçmiş.
Benden çok güzel ikram görüyorsun. Başkasından görmeyeceğin ikramı benden göreceksin diyor. Gayet normal değil mi? Evet. Hocam ama en iyi ikram veren kişi Allah değil mi? En iyi kişi diyor insan. O kişi, yani. Kişi değil. Kişi diyor. Allah demiyor. Hocam aslında bir soru daha vardı. Söyle. Hazreti Yusuf'u neden kuyuya atmışlar diye. Neden atmışlar? Buldun mu? Çünkü bir tane kardeşin adı hatırlamıyorum. Reuven. Reuven işte onu gelip kuyudan çıkaracakmış hani tüm şeyi. Yani şimdi öldürmesinler diye o kardeşi ne diyor? Diyor ki getirin bu kuyuya koyun. Gelir kervanlar alır götürür diyor. Hocam bir de çıkarmak için demiş kuyuya atına. Kendi çıkarmayı niyet etmiş olabilir ama bir de takip ediyorlar. Kervan gelip çıkarıyor. Yani oradaki çıkaran da tutup satıyor. Satınca kime satılıyor? Vezire. Dolayısıyla kuyunun dibinden nereye çıkıyor? Hükümdarın hükümdarı. Hocam bir de Yusuf da vezir şey yapmak istiyor. Yusuf'u almak istiyor. Hangi peygamber bilmiyorum. Orada da kadın almak istiyordu. O şeyi Bezir'in eşi ne diyor? Belki kendimize evlat yaparız değil mi? Musa Aleyhisselam'ı diyor orada da hani kadın istiyor. Musa Aleyhisselam'ı. Evet, Musa Aleyhisselam'la ilgili o tabii şey değil. Bu vezirle ilgili şeylerden vezir alıyor yani onu ve yanında bakıyor. Evlat edinme değil yani. Sümeyye bir şey söylemek istemiştin. Sor hocaya söylemek istiyorsun. Yusuf suresiyle ilgili bir soru sorabilir miyim? Sor. Tüm peygamberlerin rüyası aynı anda bir haber mi oluyor? Tabii şimdi Allah'ın nebilerinin gördükleri rüya sahih çıkar ama sen de görsen sahih çıkabilir, başkaları da görse sahih çıkabilir. İlla değil. Bak mesela orada kral da gördü, o da sahih çıktı. Yusuf Aleyhisselam da gördü, sahih çıktı. Allah nebilerine böyle bir takım şey yapabilir, bilgileri rüyasında verebilir, bize de verebilir. Sadece hocam, nebilere şart değil. Şart değil yani. Hani her yerin bir anlamı var. Neyse bir dakika şunun sorusunu bir cevaplandırayım. Mesela şimdi İbrahim Aleyhisselam rüyasında İsmail Aleyhisselam'ı kestiğini gördü. Onun doğru olduğunu Kur'an'da Allah söylüyor değil mi? Ondan sonra Muhammed Aleyhisselam rüyasında işte hacca gideceklerini, orada hac görevini yapacaklarını gördü ve şeyden sonra, Hendek Savaşı'ndan sonra aldı götürdü Müslümanları fakat Mekkeliler içeriye sokmadılar. Arkasında ne dedi Allah-u Teala? Allah sen rüyanın doğru olduğunu tasdik etti dedi. Kesinlikle Mescid-i Haram'a gireceksiniz. İşte orada yani hac, umre ibadetlerinin yapılacağını da Allah-u Teala orada ifade ediliyor, etti. Ve bunu da yaptılar mesela. Muhammed Aleyhisselam başkanlığında bir veda haccı yaptılar. Ve çıktı rüyası yani. Dolayısıyla sen de görebilirsin öyle bir rüya. Evet. Tamam mı? Sen ne diyecektin? Hocam her yerin bir anlamı var ya. Haber olup olmadığını nasıl anlayacağız? Neyi? Mesela her yerin bir anlamı var ama biz onun haber olup olmadığını nasıl anlayacağız? Haber olmadığı. Olup olmadığı. Nasıl? Mesela hocam. Ne olmadı anlamadım tam bu sorusu. Yani gerçek olup olmadığını nereden anlayacağız? Onu demek istiyor. Rüyanın mı? Evet. Bak rüyanın gerçek olup olmadığı şey olur. Yani böyle mesela böyle bir kral rüyasını oradaki insanlara sormuştu. Böyle saçma sapan şeyler demişlerdi. Ama rüyada gördüğünüz şey çok net, çok güzel, vücut dinçken, sabah namazına yakın bir vakitte olursa o rüyanın gerçek olma ihtimali çok yüksek olur. Yani vücut dinlenmiş olur. Ama gündüzün hayallerinize, gece rüyanıza gelebilir. O ayrı bir şey. Hocam küçük bir tabirlerimiz geldi mi? Evet, hoş geldin. Ne bir şey mi diyeceksin? Söyle bak. Hocam bir şey sormak istiyorum. Bir şey mi soracaksın? Hocam, o sormuş Allah'ın anne babası var mı? Tam tatmin olmadı galiba. Kim tatmin olmadı? Hocam kaç kere dedik? Madem Allah'ın anne babası var,
anne babası ondan daha güçlü. Evet, ve daha iyi olmalı. Kimin anne babası var? Hocam, Allah'ın anne babası olsaydı olur. Allah'ın anne babası olmaz. Tabi bu yaştaki çocuklar hep sorar bu konuları. Olabilir mi? Aferin işte. Bak bu soru çok önemli. Çünkü bu yaşta ve daha küçük yaştan itibaren siz birer anne olarak çocuklarınızdan bu soruları hep duyarsınız. En sonunda ne olur? Buluğ çağına geldi mi kesin kanaate varır. Şimdi bak, bence olmaması gerekiyor diyor. Kendi gözlemleriyle eğer Allah'ın anne babası olursa birkaç tane Allah olması lazım, değil mi? O zaman birkaç tane Allah olduğu zaman mesela aynı evde, mesela bazen annem bir şey ister, babam bir şey ister. Annen istediği başka, babanınki başka oluyor, değil mi? Yani, o zaman ama Allah'lar arasında da çekişme çıkar ve yeryüzünün düzeni bozulur. Onun için Allah-u Teala diyor, Allah'tan başka ilahlar olsaydı yeryüzünde tam bir fesat ve düzen bozukluğu ortaya çıkardı diyor. Siz de yaptığınız gözlemlerle bu kanaate varıyorsun, diyorsun ki olmaz. Bak ne kadar güzel, aferin. Şu anda o soru işareti var. O var yani, onu düşünüyorum. Olsun ya, şimdi işte onu araştırıyor, araştırsın, çok güzel. Arkadaşları ve abisi sürekli ona itiraz ediyorlar, niye sen böyle diyorsun? Ya tamam, çünkü bunlar kesin kanaate varmışlar, bu henüz araştırma safhasında. Gayet normal yani. Çünkü çocuklar dünyaya geldikleri andan itibaren çevrelerini gözlemlerler. Buluğ çağına geldiler mi artık kesin kanaate varırlar ve sadece Müslümanların değil, dünyanın her yerinde Allah'ın varlığı ve birliği konusunda anne babasının inancı ne olursa olsun kendi gözlemleriyle kesin kanaate var. Gözlem yapmamızı ister. Çünkü mesela hocam İbrahim gözlem yapmış. Güneşi tapmış, aya tapmış, sonra Allah'ın olduğunu anlamış mesela hocam. Tabii işte gözlemle. Sonra hocam, sorgulamış. Peygamber hangisi bilmiyorum. Hocam, Allah'ı görmek istemiş yani. Allah ona nurunu gösterince o bayılmıştı bize. Musa aleyhisselam, evet. Üzerinden bayılmıştı, bir de Allah'ı görmek istememişti hocam. İşte dayanamazsın diyor mesela. Ne diyor Allah? Dağ paramparça oluyor, sen de parçalanırsın diyor. Dayanamazsın diyor Musa aleyhisselamla ilgili. Hocam, bak maşallah ne güzel, daha sadece Yusuf suresi değil. Ölüleri nasıl dirilttiğini de göstermiş hocam. Mesela. Evet, onu da göstermiş doğru. Ama mesela sizin diğer derslerinizde de bunlar katılıyor. Demek ki böyle çok bilgileri var. Hocam açıkçası biz almıyoruz. Alsak çok şey öğrenirlerdi. Hani ses çıkar, arkadaşlar rahatsız olur diye biz yanımıza almıyoruz. Yani oyuncaklarla diğer odaya. Yok, şey yapın, bunları da internet üzerinden bir şey açın. Orada ne kadar bağırlarsa bağırsınlar, duyulmaz. Hocam. Dinlemiş olurlar. Evet, kapatırız. Hani biz kendimiz anlattığımız zaman yanımızda ses olursa hocam. Tabii çocuklar hocam. Konuşturmazlar sizi, evet. Hocam onlara konuşturlar, bir açıkçası biz daha çocuğuz. Bizim yanında bir misafiri oluyor. Evet, o zaman siz de internetten takip edin onları. Yani ders yaptığım zaman çoğu kere hocam geliyor Sümeyye de hani dinlemek istiyor, gelip oturuyorlar. İşte dinleyebilir miyiz diyorlar. Diyorum hani sessiz olacaksanız durabilirsiniz. Hani tek başıma çalıştığım zaman bazen 10 dakika dinlerler, sıkılır giderler. İşte bak çok şeyler öğrenmişler o vesileyle. Çok güzel. Severek öğrendik. Severek öğrendik. Hocam sorarak, hocam sorarak. Hocam diyelim. Allah'ın cennette mi? Allah'ın kendisine gücümüz yeter mi yetmez mi? Onu henüz bilmiyoruz. Onu şu anda bilmiyoruz yani. Şöyle bir soru sormuşum anneme. Demiştim ki bir cennete gidersek Allah'ın boyu çok büyük yani. Peki ben şimdi mesela Allah'ın büyüklüğünü bizim anlamamız mümkün değil. Mesela şöyle söyleyelim. Senin şimdi şurada bir kulağın var, değil mi? Senin bu kulağın, senin vücudunun her tarafını bilir mi? Niye? Küçük. Ya sen de küçük bir insan olarak o kadar büyük Allah, her tarafta, her zaman, her yerde, her an var olan Allah'ı sadece varlığıyla tanırsın. Yoksa gözünle görmen mümkün olmaz yani. Hocam,
efendim. Hocam mesela her etrafımızda cinler sanki var hocam. Allah göz perdesi kattığı için göremiyoruz. Gözümüzde perde olduğu için. Yok şimdi onların yapısı çok farklı. Mesela şimdi şurada bir tane televizyon koysan bir sürü haberleri, filmleri falan görürsün. Televizyon koymasan göremezsin. Peki o filmler burada olmasa televizyon gösterebilir mi? Şimdi şeylerde yani o cinler yapıları farklı bir varlık. O yapıları farklı olduğu için bizim gözlerimiz onları görmüyor. İşte görmediğimiz için adına cin deniyor. Hocam yani. Göz perdesi doğru mu? Ama onlar insan şeklinde bürünebiliyorlar. Biz cin şeklinde bürünemiyoruz. Yani insan şeklinde bürünüp gözükebiliyorlar. Bismillahirrahmanirrahim hocam. Peki. Başka? Tamam mı? Yani soru cinlerden konu açılmışken hocam bu ışınlama şekliyle hani duvardan mesela geçme mesela hani Sümeyye, bir dakika annem. Hani hocam Süleyman Aleyhisselam işte kim bana Belkıs'ın tahtını getirecek diye söylüyor o kraliçenin. Orada işte bir ifrit adında bir cin işte diyor ki sen yerinden kalkıncaya kadar ben sana getiririm diyor. Sonra başka biri kendi yanında Allah'tan bir ilim. Kendi yanında. Yani Allah'tan ilim yani Yakup Aleyhisselam'a inmiş kitaba ait bir ilim. İşte diyor ben göz açıp kapatıncaya kadar hani sana getiririm. Şimdi bunları okuduktan sonra herhalde bunlar duvar diye bir şey yok herhalde. Çünkü Belkıs'ın tahtı kapıların arkasında mesela. Herhalde duvarı işte orada bu dediğin çok önemli. Mesela o ifrit onu giderdi oradan alır bir şekilde getirirdi. Cin olduğu için çok hızlı onların gidiş gelişleri. Ama orada Süleyman Aleyhisselam'a kitaptan bilgisi olanın söylediği söz uzaktan yani bugün ışınlama dediğiniz zaman buradan gönderiyorsunuz ışını. Ama uzaktaki eşyayı getirme işi gözün açıp kapayıncaya kadar getiririm diyor ve getiriyor. O bir ilim. O ilim bu anda Kur'an-ı Kerim'in içinde kesinlikle var. Onu bulabilmek için çok ciddi ekip çalışması yapmamız lazım. Yani mesela bugün Amerika'dan bir uçağa da gerekiyor. Herhangi istediğiniz bir şeyi göz açıp kapıncaya kadar buraya getirebilirsiniz. İleride böyle bir ilim gerçekleşebilir. Yani o ilim kitaptan ilmi olan kişi diyor ya. O kitap yani Yakup Aleyhisselam'a indirilen kitap neyse Kur'an-ı Kerim de aynıdır. Onun için Allah onlardan hiçbirini diğerinden ayırmayız diyor. Çok sayıda ayette Allahü Teala bunu anlatıyor. O zaman onun kitabında bu ilim varsa bizim kitabımızda da kesinlikle vardır. Ama o ilme ulaşmak için o konuda uzmanlarla birlikte çalışmak lazım. Yani o ilim olursa demek göklere çıkma şeysi. Tabii göklere çıkma işi de o da ayrı bir onunla o da olabilir evet. Necret Ahmet biraz soru saydı. Sen çok sorma. Ne yapmış? Yeni yaşanabilir yeni dünya. Öyle derler ama pek inanma onlara. Evet Ahmet bir şey diyor musun? Şimdi şey yapalım. Tamam. Öyle bir şey olabilir mi? Yok öyle bir şey olmaz. Yani Kur'an-ı Kerim'e göre olmaz öyle bir şey. Hocam cinler dünyada ama yaşanabilir olan dünyanın 7. kat semasında yaşanabilir. Yani o ayrı bir konu. Evet. Ama onda bugün bulduk diyenler daha 1. kat semayı bile bilemiyorlar. Yani o kadar büyük ki. Bir şey diyor musun? Tamam. Peki oldu. O zaman şey yapalım. Allah razı olsun hepinizden. Var mı diyeceğiniz şey? Rabbim sizden razı olsun hocam. Nice yanlışlardan, nice hatalardan vesilenizle döndük. Rabbime hamdolsun. Gerçekten ben yıllarca hep diyordum ki ya Rabbi senin katında hangi cemaat, hangi mezhep haktaysa, hangi cemaat doğrudaysa beni o tarafa yönlendir diye hep dua ederdim hocam. Hep ederdim, kendimi bitirirdim. Elhamdülillah şu anda öyle bir dua artık yapma gereğini duymuyorum. Artık demem hangi mezhep, hangi cemaat. Şu anda Kur'an'ı hakkıyla çalışırsak, üzerinde durursak elhamdülillah
soru işaretlerimiz hepsi gitti. Olanlar olsa da ileride inşallah onlar da gider yani. Ya tabii bu soru işaretleri hiçbir zaman bitmez. Önemli olan Kur'an'dan cevap bulabilmektir. %90 elhamdülillah yani o eskiden sormak istediğimiz nice sorular vardı. Cevap bulabildik sayenizde. Allah sizden ve ikimizden razı olsun. Sizlerden de Allah razı olsun. Bak ne kadar güzel ve millete örnek çocuklar yetiştiriyorsunuz. Allah razı olsun, Allah yardımcınız olsun, Allah başarılarınızı daim eylesin. İnşallah çok büyük başarılara ulaşırsınız. Siz sadece Urfa'nın Siverek ilçesinde değil, tüm Türkiye'deki yani diğer yerlerden de katılan arkadaşlarınızla birlikte çalışıyorsunuz. Bu da bu işin ciddi manada yayılmasında büyük ölçüde şey yapıyor. Hem siz yapıyorsunuz hem de evlatlarınız yapıyor. Allah-u Teala başarılarınızı en üst seviyeye çıkarmayı nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Sizden de hocam, böyle bir şey söyleyebilirim. Ya buyurun. Şimdi hocam yıllar önce... Hocam yıllar önce ben yani ergenlik çağında arayış içindeydim. Bir arkadaşla hani vesilesiyle menzile gitmiştim hocam. İşte orada tövbe suyu, tövbe... Menzil tarikatına gittin. Evet. Aynen, menzil tarikatına işte oraya gittim. Rahmetli hocamız da evet anlatırdı bize hani bu tarikatların şeyleri, şeyhleri falan bayağı şey yapardı. Ama hiç onu dinlemeden bir gün işte gitmiştim. Tövbe suyu dökmüştük. İşte tövbe suyun olması lazım, gerekiyor. Ama ben sürekli oradaki vekillerle tartışırdım. En son bir keresine arkadaşa demişlerdi ki bunu getirmeyin. Çünkü bende oturmayan bunu bir şeyler getirmeyin. Vardı. Aynen bunu getirmeyin. Arkadaş da eğer bir daha gelirse, bir daha böyle onlara karışırsan ya da bir sorun çıkarırsan gitme, yani gelme gibisin öyle. Tam gelme demedi de böyle şey, öyle bir imada bulundu. Biz yıllar önce Asyablo'yla beraber şeye gitmiştik hocam, Urfa'ya gitmiştik. Orada medresedeydik. Medresede şeydi, bu menzillerin şeyiydi, vakfıydı hocam. Asyablo tövbe suyunu dökmemiş diye hocam bizi hatmeye aldı benimle arkadaşımı. Asyablo'yu içeri almadılar. Asya ablayı kapının önünde bıraktı. Orada bıraktılar. Orada artık küçük bir sal oda mı varmış? Yani Asya abla oraya. Bu benim çok zoruma gitmişti. Hani belki Asya abla tövbe ediyordur. Onun tövbesi daha kabul oluyor. Yani bir o suyla mı oluyor? Orada artık 4 ay falan kaldık. Kaldığımız zaman ben de artık taşlar oturdu. Baktın ki burası bize göre değil. Aynen. Çünkü onlar hep şey, çoğunluğu çok şey yapıyorlar. Biz çok, ben de evet evet diyordum. Ya bak buradan Çin'den gelmiş, şuradan gelmiş. Bunlar çok kalabalık. Kalabalığına çok güveniyordum yani açıkçası. Ondan sonra artık bak yani dediğim gibi hayır. Yani illaki tövbe suyunu döküp çorbasını içip böyle tövbe kabul olur diye bir şey olmadığını anladım. Yani onlar kendilerini Allah'ın yerine koyuyorlar değil mi? Evet hocam, arkadaşlar şey kaldığımız evdeki arkadaş çok güzel şeyleri vardı. Mesela ayakkabısını giyseydi ya Gavsun diye ayakkabısını giyerdi. Ya Allah diye değil, ya Gavsun mesela o şekilde şey yapardı. Neyse, Allah'a çok şükür ki bu yanlışlar iyice ortaya çıktı, hamdolsun. Yani siz demiştiniz inşallah faydalı olursunuz Süveyrek'te, bir de işte Güneydoğu'da falan demiştiniz. Bana biraz şey gelmişti yani. Biz yapamayız. Ya yapamayız, başarmayız. Yani sanki bu da dua gerçekleşmez gibi mesela o anda öyle bakmıştım. Elhamdülillah hocam şu anda sayımız gerçekten günden güne artıyor. Yani birçok şehirde 20-25 kişi hemen hemen var yani kabul eden, katılan. Elhamdülillah iyi gidiyor hocam. Ve değişik şehirlerde değil mi? Aynen, evet hocam, Ankara'dan, Kahramanmaraş'tan katılan bir arkadaşımız. Evet. Değişik şehirlerden katılan. Elhamdülillah çalışmalarımız iyi gidiyor. İnşallah diğer hanımlar da örnek alır sizi. Maşallah. Allah yardımcınız olsun. Allah başarılarınızı daim eylesin. Yani Allah hepinizden razı olsun. Biz şu anda buraya gelmişiz. Onlar o faaliyetleri sürdürüyorlar. Ve şu an dersteler. Şu an dersteler değil mi? Tamam. Çok güzel. Elhamdülillah. Allah yardımcınız olsun. Allah başarılarınızı daim eylesin. Peki çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun, var olun. Bu küçüklerden de maşallah. Aferin hepinize de. Sana da. Küçükler için de. Sana da. Ne kadar güzel gidiyorlar. İnşallah sizler de bak hedefinizi annenizi babanıza geçin, en tepeye çıkmaya hedefinizi alın, tamam mı? En büyük, en iyi ben bileceğim deyin. İnşallah en büyük başarıları elde edenlerden olursunuz. Allah hepinizden razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun, var olun.